Yani sizin de belirttiğiniz gibi çok enteresan güç dengelerinin birbirine yakın olduğu, takımların kadro kalitesinin 3 aşağı 5 yukarı birbirini böyle tutturduğu bir lig yaşıyoruz. Özellikle tabii transferin son haftasında hemen hemen her takım, yani 4'er 5'er tane, belki 2-3 tanesi işte bizde dahil olmak üzere o 2-3'ün içerisinde haricinde bütün takımlar kadrolarını çok önemli ve iyi oyuncularla takviye ettiler. Dolayısıyla hani bu yaz dönemindeki transferde öne çıkan takımların avantajını da bir şekilde ortadan kaldırdı. Ve görünüyor ki işte bundan sonraki haftalarda en alttaki sıradaki takımların lideri yendiği ya da işte kağıt üzerinde favori gibi görünen takımların değişik ve sürpriz sonuçlar aldığı bir lig oynayacağız. O yüzden tabii bu ligde daha evvel de belirttiğim gibi takım olmayı becerebilen, işte günün şartlarında motivasyonunu, konsantrasyonunu üst seviyede tutabilen, bunun yanında işte eksik kalmayan, işte bizim iki hafta yaşadığımız sıkıntıları daha az yaşayan, işte futbolda başarıyı getiren dinamikleri işin içine daha fazla sokan takımlar bu yarışta öne çıkacaklar. Haftaya işte Çorum maçından önce puan cetveline baktığımız zaman 11. sırada, belki o maçta puan kaybettiğimizde işte 13. 14. sıraya düşebileceğimizi düşünenler vardı ki bu çok doğaldır bence. Sonrasında kazanıyorsunuz ve ikinci sıraya çıkıyorsunuz. Dolayısıyla yani ligin tabii başlangıçlarında bu türlü puanlardaki fazla aralığın olmaması bu türlü durumları da ortaya çıkarıyor. Yani sonuç itibariyle tabii bizim hedefimiz belli, amacımız belli. Bu doğrultuda tabii kazanıp üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Ki Çorum maçı şükürler olsun ki 3. haftada 11 kişiyle tamamladığımız bir karşılaşma oldu. Dolayısıyla işte hafta boyunca çalıştığınız, antrenmanlarda denediğiniz, uygulamak istediğiniz durumu sahada uyguladığımız ve yapmak istediklerimizi de tamamen olmasa bile büyük ölçüde yapmaya çalıştığımız, bir takım olgusunu ortaya koyduğumuz, mücadele açısından hiç taviz vermeden, oyun disiplinden uzaklaşmadan oyunu tamamladığımız ve sonrasında da özellikle ikinci yarı çok iyi bir oyun, çok iyi mücadele ve sonrasında da tabii güzel gollerle süslediğimiz ve hak ettiğimiz bir galibiyet. Yani biz tabii oyuncularımızla hep şunu konuşuyoruz. Nasıl lige başladık, bir galibiyet serisi elde ettik 3 maçlık. Artık bu hafta Çorum maçıyla başlayan yeni bir galibiyet serisini de oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de Urfa karşısında maçı kazanmamız gerekiyor. Şimdi tabii bir taraftan kırmızı kartlarla boğuştuk. Diğer taraftan işte sonradan gelen oyuncularımızın adaptasyonu, fiziksel olarak kalitelerinin artması. Bir taraftan tabii önemli oyuncularımızın kırmızı kartla takımdan uzaklaşması, diğer taraftan işte Markov'da yaşadığımız problem, baktığımız zaman aslında birçok sorunla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ama işte bu hafta çıktık, Ahmet Sagat'la oynadık. Mesut Can girdi, Furkan girdi, sonucu değiştirdi. Dolayısıyla bu kadrodaki her oyuncuya bizim ne kadar ihtiyacımızın olduğunu da bir kere daha görmüş olduk. O yüzden işte şurada 20 kişiyiz. İki tane kırmızı bir sakat olduğu zaman işte altyapıdan Mustafa'yı, Ege'yi kadroya almak zorunda kalıyoruz. İşi şuraya getirmeye çalışıyorum. Bizim çok geniş bir kadromuz yok. Dolayısıyla her futbolcu bizim için önemli ve her futbolcunun moralini, motivasyonunu biz üst seviyede tutmak zorundayız. Burada bize de büyük görev düşüyor. Siz basın mensuplarına da büyük görev düşüyor. Taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Bizim bu kadrodan bir tane oyuncuyu bile kaybetme lüksümüz yok. O yüzden her oyuncumuz bizim için değerli diye düşüneceğiz ve
günlük serzenişlerimizi, günlük eleştirilerimizi onları yıpratmadan, motivasyonlarını düşürmeden, işten uzaklaştırmadan yapıp her oyuncuyu işin içinde tutmamız gerekecek. Bunu bu şekilde dile getirdikten sonra bu haftada yine biliyorsunuz Markağan'ın rahatsızlığı devam ediyor. Oğulcan'ın cezası devam ediyor. Aaron aramıza katılacak. Ve dolayısıyla tabii ön taraftaki alternatif oyuncu eksikliğini inşallah maçın içerisinde hissetmeden bu maçı da tamamlamak istiyoruz. İşte bu hafta Mesut girdi, skoru değiştirdi. Bir orta saha oyuncusu. Furkan girdi, değiştirdi. Dolayısıyla ön taraftaki bu eksikliği az hissedebileceğimiz, arkanın desteğini de ofansif anlamda işin içine katmak zorundayız. Çalışmalarımızı yapıyoruz. O şekilde devam edeceğiz. İnşallah ben pazartesi günü iyi bir mücadele ortaya koyacağımıza inanıyorum. Çocuklar bu hafta sorumluluk aldılar. Hakikaten gerçekten büyük iş başardılar. Çok zor bir deplasmanı gollemeden kayıpsız geçtik. Bu hafta da inşallah o duyguları, sorumluluk duyguları biraz daha böyle daha üst seviyeye çıkacak. Herkes işin farkında ve yapabileceğinin en iyisini yapacak. Güzel bir mücadeleyle inşallah 3 puanımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Yani beklentimiz bu doğrultuda. Tehlikeli bir skor. Birkaç tane korner kazandılar. Böyle bir tane yiyorsun, sonra bir sıkıntıya giriyorsun, panikliyorsun. İnşallah yani o fırsatı bulduğumuz zaman şöyle bizim geçmişimize baktığınızda hemen hemen her takımda 3 tane, 4 tane genci işin içine kattığımız ve hem takıma dolayısıyla Türk futboluna kazandırdığımızı görüyorsunuz. Yeter ki fırsatını bulalım. Doğru zamanda, üstüne basa basa söylüyorum. Doğru zamanda, doğru şekilde bu oyuncuları değerlendirerek onları kazanmalıyız. Bazen işte popülizm yapıp zaman zaman farklı şekilde değerlendirmeler oluyor. Ama bu işi doğru zamanda yapmadığınız zaman da maalesef o genç oyuncuları aşırı baskının ve stresin altında kaybedebildiğiniz, futboldan soğuttuğunuz dönemlerde olabiliyor. Burası çok böyle bir şey, ince bir çizgi. Dolayısıyla burayı iyi yönetmek lazım, iyi değerlendirmek lazım. Ve biz de fırsat buldukça bundan sonra bu durumu inşallah hem takımımızın lehine hem de o oyuncuların lehine değerlendirmeye çalışacağız. Evet. Aşamasında inceleme ve tetkikleri devam ediyor. İnanıyorum ki bir iki gün içerisinde marka ile alakalı umudumuz da şu, tabii olumlu sonuç alırız. Orada biz de bekliyoruz açıkçası. Ya şöyle sıkıntımız var. Büyüklüğünü, küçüklüğünü işte tetkiklerden sonra anlayacağız. İnşallah böyle bizi uzun süre sıkıntıya sokacak bir durumla karşılaşmayız. Ya biz şimdi ben en son iç saha maçını değerlendirdiğim zaman aslında o sizin dediğiniz dakikalarda çok iyi geçirdik biz. Yani o dakikalarda pozisyon bulduk, penaltı bulduk, karşı karşıya kaçırdık, golü bulduk. Baktığımız zaman bizim son süreçte bir sıkıntımız oldu. Ama şöyle geçtiğimiz sezona da baktığımız zaman tabii bu iç saha sıkıntısı çok bariz bir şekilde bizim çalıştığımız dönemde yine sıkıntılarımızdan bir tanesiydi. İnşallah tabii burada bu sıkıntıyı atlatmak, çözmek tabii bizim yapmamız gereken bir şey. Tabii burada taraftara da büyük görev düşüyor. Orada biraz evvel aslında söylemek istediğim nokta buydu. Yani bizim maçın başlangıcından sonuna kadar 90 dakika hakemin bitiş düdüğüne kadar oyuncunun moralini, motivasyonunu bozacak herhangi bir davranış, söylem, hareket içerisinde olmamamız lazım. Yani sonuçta o oyuncudan bizim maçın sonuna kadar faydalanmamız gerekir. Yani orada onu yuhlamak, ıslıklamak ya da herhangi bir şekilde farklı söylemde bulunmak, inanın kimseye faydası yok bunun. Zarardan başka da bir şey değil. İşte çekiyoruz da. Oyuncu kaçıyor, sorumluluk almıyor, toptan kaçıyor, yapabileceği şeyi yapamıyor. Tabii ki futbolda alkış olduğu kadar tepki de olacaktır, eleştiri de olacaktır. Buna biz her zaman açığız. Ama eleştirinin zamanı, dozu önemli.
Yani maçın içerisinde oyuncunun moralini bozmak, motivasyonunu düşürmenin kimseye faydası yok. Yapacaksan eleştiriyi maçtan sonra yaparsın. Bittikten sonra istediğini söyle. Ama oyun içinde özellikle rica ediyorum. Oyun içerisinde lütfen taraftarımızdan özellikle istiyorum. Islık, yuhlama, herhangi bir şey oyuncuyu bozacak bir davranışın, söylemin içerisinde olmayalım. Ve bu baskıyı da oyuncumuza hissettirmeyelim. Demin de söyledim, çok fazla oyuncumuz yok. Yani kadromuz çok kalabalık değil. O yüzden her oyuncu bizim için önemli. Her oyuncuyu biz güçlü ve morali üst seviyede tutmak zorundayız. Evet.